Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çikolatalı süt reçeli tarifi vermek istiyorum. Şimdiden herkese iyi seyirler. Tarifimizin yapımına geçelim. 5 litrelik tencerenin içerisine 1 litre tam yağlı süt koyalım. Üzerine 1 su bardağı toz şeker, 1 çay kaşığı kabartma tozu veya karbonat ekleyelim. Ben karbonat kullandım karbonata ekledikten sonra şeker eriyene kadar sürekli karıştıralım. Şekerimiz eridikten sonra tenceremizi ocağa alalım. Tenceremizi ocağa aldıktan sonra sürekli karıştırarak kaynatmaya devam edelim. Süt reçeli yaparken dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesi tencere. Kesinlikle küçük bir tencere kullanmayalım. 1 litrelik süte 5 litrelik bir tencere kullanalım. Süt sürekli kabardığı için taşmaya sebep oluyor. O yüzden derin bir tencere kullandığımız zaman bunu önlemiş oluyoruz. Yaklaşık sütüm 35 dakikadır kaynıyor. Rengi değişmeye başladı ve koyulaşmaya başladı. Toplamda 1 saat 10 dakika boyunca kaynattım. 1 saat 10 dakikanın sonunda süt reçeli istediğim kıvama geldi. 1 saat 10 dakikanın sonunda içerisine 60 gram çikolata ekleyelim. Ben sütlü çikolata kullandım. Çikolatamızı içerisine ekledikten sonra karıştıralım. Bu şekilde süt reçelini tamamen çikolatayla birleştirelim. Çikolatamız eridikten sonra bir kaşık yardımı ile hızlıca bir çırpma işlemi yapalım 2 dakika boyunca. Tamamen pürüzsüz olması gerekiyor. şekilde 2 dakika çırptıktan sonra tenceremizi ocaktan alabiliriz artık. Gördüğünüz gibi çikolata tamamen eridi. Pürüzsüz bir kıvam elde etmiş olduk. Tenceremizi ocaktan alıp sıcakken kuru bir cam kavanozun içerisine boşaltalım. Soğuduktan sonra buzdolabında 15 gün içerisinde tüketebilirsiniz. Çikolatalı süt reçelini kurabiyelerde, pastalarda ya da kahvaltıda tüketebilirsiniz. Kesinlikle denemenizi tavsiye edeceğim bir lezzet. Kokusuyla, lezzetiyle, görüntüsüyle muhteşem bir tarif. Çikolatalı süt reçelimiz soğudu. Şimdi sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Görüntüsüyle ve lezzetiyle muhteşem olan bu tarifi denemenizi tavsiye ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda buluşmak dileğiyle hoşçakalın.